Tarih kurumu çalışmaları sırasında ortaya önemli bir problem çıktı. Tarihini yazmaya çalışan Türk milletinin dil açısından büyük sıkıntıları vardı. Yabancı kelimelere karşılık bulmak zorlaşıyor, durumu gören Mustafa Kemal hemen bir çare bulunması gerektiğini söylüyordu. Köşkte bir toplantı sırasında yanına çağırdığı Ruşen Eşref'e, "Dil işlerini de düşünecek zaman gelmiştir, ne dersiniz?" diye başlayan bir konuşmada, konuyla ilgili bir kurum kurulması hakkındaki görüşünü de belli etmiştir. Neredeyse hemen o gece çalışmalar başlatılır. Tahtaya beni kaldırdı. Ve filozofi kelimesini açıklayacaksın dedi. Kaynaklara bakalım dedi. Kaynaklara bakıldı. Filozof kelimesi Yunanca. Filo kelimesi Yunanca. Sufi kelimesi menşei meçhul diye kayıtlara geçmiş. Orijin enkonü diye kayıtlarda var. Görüyorsunuz dedi. Bu hangi meselede menşei meçhul bilinmiyor denirse dedi, orada Türkler var dedi. Bir çeşit ikiz kurumlar olarak kabul edilebilecek olan dil ve tarih kurumları Mustafa Kemal için büyük önem taşıyordu. Milletine bir çeşit borç ödemeydi bu onun için. Bu düşkünlüğünü vasiyetnamesinde de belirtmiş ve her sene belli bir miktarın kurumlara verilmesini istemiştir. Bu miktar, kurumların hiç kimseden ve hiçbir şeyden etkilenmeden çalışmalarını yürütebilmeleri için gereklidir. Türk tarih ve dil kurumlarının Türk ulusal varlığını aydınlatan çok değerli ve önemli birer bilim kurumuna dönüştüğünü görmek hepimizi sevindirici bir olaydır.